İlk konuklarımızı davet etmek istiyorum. Yaşlı bir anne baba stüdyomuzda olacak. Aslında yetişkin, boyunca çocukları olan, hayatı deneyimlemiş, tecrübe etmiş, artık almış olduğu her kararın doğru da doğru ya da yanlış hiç önemli değil. Arkasında durabilecek bir kızları var ama kayıp. Onu aramak üzere geldiler. Vasfiye Hanım ve eşi Ahmet Bey geliyor. Buyursunlar. Hoş geldiniz, buyurun. Düştü galiba. Hoş gel. Ben takacağım onu şimdi, hiç merak etmeyin. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sizleri sormalı. Sağ olun, buyurun lütfen. Sizi böyle alacağım Ahmet abi. Gelin şuraya böyle. Şuraya sen. Evet. Ben tamam, buraya. Teşekkür ederim. Bu arada sevgili seyirciler, Vasfiye teyze biraz istersen Ahmet abiye yaklaş. Tamam. Her iki konuğumuzun da biraz işitme problemi olduğu için. Aa değil. Yok yok. Az duyduğunuz için. Aa değil, biz duyarız. Biz işte televizyonculuk hastalığı, belki de az duyulur diye kulaklık değil, taktık. Ben duyuyorum. Hani acaba kulaklarında ne var diye düşünmeyin. Hani bu uyarıyı da yapmak isterim. Bazen bunu böyle belli bir yaştaki konuklarımıza yapıyoruz. Evet, teşekkür ederiz. Çünkü oradaki lafı duyarım. Tamam, şöyle, şimdi burası çok alışkın olmadığınız bir yer. Hani evet. Sesler karışıyor. Ben bile inanın burada konuşulanları bazen duyamıyorum. Burada kıyamet kopuyor. Diyorum ki seyirci ne dedi, ne oldu diyorum. O risk olmasın diye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden katılıyorsunuz? Balıkesir'den. Balıkesir'den katılıyoruz. Balıkesir'den. Neresinde yaşıyorsunuz Balıkesir'in? Balıkesir'in Sakarya Mahallesi'nden yaşıyoruz. Orada kaç yıldır oradasınız? Vallahi aşağı yukarı... Yani 78'den beri ben oradayım. Oo, biz de orada toprak yaşıyoruz. Toprak orası. Evet, evlendim orası. Evlenirim Balıkesir'de. 80'de evlendim. Kaç yıllık düştü galiba. Düştü galiba. Düştü. Hemen ekipten biri gelir. Bir zahmet. Fırla. Ben de takarım. Ya ben de zaten otobüste bile kullanamam ben. Efendim? Otobüste bile kullanamam. Kübra, diğer kulağa da takabiliriz istersen. Ya da takmaya gerek yok Ahmet abi duyuyorsa. Duyuyorum ben. Şimdi... Bu arada sakın yanlış anlamayın. Hayır, hani, ama yaşınızdan dolayı duyamazsınız diye de asla düşünmenizi istemem. Şimdi kızınız Aysel Kabak için programa başvuruda bulunmuşsunuz. Evet. Aysel 43 yaşında. Evet. 42. 42 yaşında. Tamam. Önemli değil. Bir evlilik yapmış doğru mu? Evet. 17 yıl önce boşanmış doğru mu? Evet, evet. Doğru. İki tane 27-18 yaşlarında çocukları var. Evet doğru. Son 3 yıldır da sizinle beraber yaşıyor. Evet. Ortak bir hayat. Çocuklar da mı sizle, torunlar da mı? Değil, babasında. Bizde değil, babasında. Babasında yaşıyorlar. Siz kızınızla berabersiniz. Evet. Karı koca göz tedavisini görmek için 29 Kasım günü evden çıkıyorsunuz. Evet. Evet. Kızınız evde. Evde bir de 85 yaşında yaşlı bir anneanne de varmış. Annem var. Evet, doğru. Anneannenin aman yanında dur diye bırakıyorsunuz. Eve bir dönüyorsunuz ki kızınız Aysel Kabak ortada yok. Evet. Kaçmış. Evet. Arıyoruz, arıyoruz. Açmıyorlar. Sonra kendileri aradılar bizi. Ondan sonra Serkan torun geldi. Yanımızdaydı. Benim telefonumu o açtı. Şimdi... Hani... Kızınız o gün kayıp ama birine kaçıyor. Evet. Kaçtığı kişi de sizi aradı mı? İşte aradı. Adı nedir kaçtığı kişinin? Konuştu. Tamer Mercan. Tamer Mercan. Tamer Mercan isminde kişi. Yani isim doğru da olabilir, olmaya da bilir her türlü. İşte bilmiyoruz. Risk var. Ne dedi Tamer Mercan size? Aysel. Ben görüşeyim. Tamer Mercan'ın dediği o gün kaçtığı gün annene Serkan'a diyor ki torunuma annenin bu otobüse bindirdim gönderiyoruz diyor. Biz de biraz umutlendik. Bekle Allah, bekle Allah yok. Olmayınca ben ertesi sabah hemen 30 Kasım'da Balıkesir Kuvayi Milliye Karakolu'na müracaatımı yaptım. Ağlama, hiç ağlama, üzülme. Bir dakika, bana müdahale etme. Tamam. Şimdi müracaatımı yaptım fakat... Bekledim, bekledim, bekledim bir şey çıkmadı. 15... Bu arada hani kızın yanına kaçtığı adam diyor merak etmeyin kızınız geldi ama ben diyor tekrar size göndereceğim. Evet, evet, evet aynen evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi bekledim, bekledim bir çare yok. Polis bir şey dedi mi size? Polis ancak çevirmelerde denk gelirse o zaman
yakalama kararı olduğunu bildiğimiz için al ifadesini alırız. Gelirse gelir, gelmezse gelmez. Size de için. Haber veririz ama. Ben yine de haber veririz size dedi. Yani kızınız sizinle görüşmüyor der gibi yani. Size haber veririz dedi kızınızın bulunduğuna dair. Size de haber veririz dedi. Derken 15 Aralık'ta Tamer Mercan aradı beni. Aradı ilk defa Aysel Kabak kızım telefona çıktı. Babacığım biz evleneceğiz, nikahımızı kıyacağız. Bana bir takım ziynet eşyaları yaptı dedi. Tamam peki kızım. Gayet normal. Ondan sonra Tamer Mercan'a telefonu aldı. Tamer Mercan da dedi ki hayırlı olsun demek yok mu dedi ilk önce dedi. Ben öyle dedim. Başka... Ay devi ne kadar devişti. Normalde siz onlara şunu söylediniz mi? Oğlum madem evleneceksiniz bir kalkın görelim. Hani gelin sizi şimdi, tanıyalım dediniz mi? Esra Hanım. Ondan sonra bana dedi ki biz nikahımızı kıyacağız dedi. Tamam dedim nikahı kıyın. Hep beraber gidelim dedim. Biz de gelelim. Ailemiz de gelsin. İnan ki bir çiçek yapıp Mercan ailesine mutluluklar diler diye yazdıracaktım. Ama fakat o günden beri ben o gün 15 Aralık'ta ona Tamer Mercan'a bu telefonu kapatmayın dedim. Mercan'a. Fakat bizim telefonlarımız engellendi. Engellendi. Hatta ve hatta telefonlarını komple kapattılar. Ben de bundan dolayı kızımın hayatından endişe ettim. Sizlere müracaat ettim. Çok haklısınız Ahmet amca. İyi ki gelmişsiniz. Elimden geleni yapmak isterim sizin İnşallah. İçin. İnşallah. Şimdi Basfiye teyze size de sorup hani o süreci anlatmak istiyorum. Şimdi programda size anons etmeden şöyle bir şey söyledim. Kızınız 42 yaşında. Evet. Evliliği deneyimlemiş, çocuklarını büyütmüş. Evet. Yani bir evlilik yapıp, evlilik yapmasına gerek yok. Arkadaşlık yapacağı zaman bile birinden izin almasına gerek yok bu kadının. Ya ben sana dedim. Niye kaçtı sizce? Bilmiyorum. Ben dedim ki ona bak Özra Hanım. Var biri, kızım dedim birisi varsa araştıralım, soruşturalım. Bir iyi insansa gidersin yavrum dedim. Ama dedi bu bana, ben evlenmeyeceğim. Bir 27 yaşında oğlum var. Ben gitmeyeceğim. Ben hastaneye gidince topluyor palapırtıyı gidiyor. Şimdi babayla bunu konuşmaz ama sizinle konuşur. Ya anne işte internette birini tanıdım ne bileyim. Hani biri var ya Tamer diye biri var. Hiç bahsetmedim bu adamdan bahsetti. Size. Bahsetti mi? Kızım iyi insan mı? Kötü insan mı? Biz bir soruşturalım dedik. Araştıralım yavrum dedim. Bir gelsin hani sizi tanıştırayım dedi mi? Demedi. Demedi. Hiçbir şey. İşte demedi. Hiçbir şey demedi. Tamer hani... adını verdi ama sizi tanıştırmadı. Tanıştırmadı. Evet. Niye kaçmış olabilir? Aklımı almıyor mesela. Hani gençler şimdi, tamam cahilliğinden yapıyor şimdi, da. Cahil değil ki 42 yaşında bu Ama senin kızın niye kaçtı? Kimden şimdi, kaçıyor? Şimdi bizim kızımız biraz saf kalpli geliyor. Saf. Şimdi onunla herhangi bir problemimiz yok. O biraz sinirsel. Bırak şu interneti dediğim zaman, dediğim zaman bunun internetlerine bir şey olmasın kızların olsun deyip hırçınlaşıyordu. Bağırıyordu bize bağırıyordu. Hırçınlaşıyordu. Çok mu akşama kadar sosyal evet, medyada? Evet elindeydi. Eşim? Yatar kalkar. Kızım bak Esra'ya bakalım şey yapalım bak ibret alalım ibret alalım bak kızım derdim Aysel'e. Tabureye yatardı, umur olmazdı. Pıt 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 pıt. Hep böyle oynuyordu. Sanki bak şimdi bahsederken hani 42 yaşında 20 şey kaç çocuğun yaşı? 27 yaşında oğlu olan birinden değil de 15 yaşındaki genç kızdan bahsediyorsunuz evet. gibi bahsediyorsunuz. İşte. Şimdi bu arada gelen ihbarlarda da siz bize Tamer Mercan ismini vermişsiniz. Ama gelen ihbarlarda... Ertan İrican. Erkan değil de Tamer. Ha? Tamer Ercan. Siz Tamer Mercan diyorsunuz ama ihbarlarda da ekip arkadaşlarım diyor ki bu kişi Tamer Mercan olamaz, olmayabilir. Bu kişinin adı Ertan İrican olabilir. Aysel Kabak, Balıkesir'deki evinden 29 Kasım günü çıkıyor sevgili seyirciler ve kayıplara karışıyor. Tamer isimli birinin yanına gittiği iddia ediliyor ama bu kişinin Ertan olduğu...
gelen ihbarlarda. Yani o yüzden hani kafanız rahat olsun. Tamam. Belki Tamer, belki Ertan bir şey fark eder mi? Bilmiyorum. Birine kaçtı bu kız. Babasına... Numarayı da nereden buldum? Çantayın içinden buldum. Babasına dedim ki, bak bu bize lazım olur. Bu numarayı al dedim. Çantasının içinde. Ya şimdi babası... Ben gece yatarken alıyordum telefonumu yanıma. Sabahleyin kalktı mı bizim yattığımız odaya oturuver telefon ararı. Niye telefonunu arıyor? Ben alıyorum ya telefonumu yanıma. Sen kendi telefonunu mu? Onun telefonu yok. Yok. Ha sizin telefonunuzu mu kullanıyor? Evet onun telefonu yok. Niye onun telefonu yok? Almadık öyle. Ya babasının var bir de benim var dedim ben. Hmm. Öyle gibi yani, Esra'm. Bizi ezdi geçti. Bak. Bu interneti kesince hırçınlaşıyor dediniz ya size böyle kötü davranıyor muydu? Hem de saçlarını bile yoluyordu ya, avukatına. Kendine yapıyor. Bize hiç kendine zarar mı veriyordu? Ben saçlarını yoluyor zarar vermesi, böyle. Zarar vermesi saçını başını yoluyor. Ağırın olası tepkilerinden yani, biri yani galiba. Yani benim bildiğim kadarıyla kendine acındırma havası içine giriyordu. Bir defa böyle gene benim dediğim olacak gibilerde anlamında kaçma hamlesinde bulundu. Ben bunu yakaladım daire çıkış kapısında. Ben yıkıldım kaldım. Ne zaman oluyor bu olay? Yani bu gitmeden yani. Önce. Hırçınlaşıyordu yani. Kızım bırak şu telefonu dedik ki. Var mı böyle bir engeli filan kızınızın? Buyur. Ha? Engeli filan var yok, mı? Yok engeli yok. Emma işte benden her kuvvetli. Şeye kanıyor. Sizden kuvvetli olabilir ama hani yok. Şimdi 42 yaşında birinden de hani telefonu elinden alındığında saç baş yoğulması. Yani ya işte biraz öyle. Asabi ya ne bileyim yani biraz. Sinirleri bozuk. Ne kontrol edemiyor. Doktora bile götürdüm Esra Hanım. Ne dedi doktor? Petrasiye'ye şey. İlaç verdi. Bunları dedi, içtin mi dedi, gene gelin dedi. Gittik. Ondan sonra haplarını bitirmedin, en kaçta gitti. Peki Vasfiye teyze, Ahmet amca. Şimdi sizin kızınız tamam evlendi, çocukları var ama sizce gerçekten evlilik yapabilir mi? Bir evliliği sürdürebilir mi? Hani bu kadar hırçınsa, istemediği olmadığı, ya istediği ya da istemediği bir şey olduğunda hemen böyle büyük tepkiler veriyorsa sizce ya bir evliliği işte, yürütebilir mi? İnternette oynama dediğim için oluyor bu. Ya. Öyle hırçınlığı yok. Oynama yapma dediğin zaman oluyor. İşte öyle. İnternet İnternette oynama. Sizin internetinizde bir şey olmasın. Mesela az ye dediğinde de, az ye dediğinde de saçını başını yoluyor mu? Yoluyor. Az ye dediğinde. Oynama değil, az ye dediğinde değil. Oynama. Sadece ben, bilgisayar ya da bir şey... teknoloji bağımlısı diyelim. Evet. Evet. Ben onun hiçbir yediğini kısmadım. Esasında hanımım şöyle durdu, evin idaresi ondaydı. Baba onu alır. Ben yani affedersiniz, ben şey et susuz pilav yemem. İkisinin de gönlünü kırmamak için gittim kasaptan tavuk göğsü, kemikli tavuk göğsü aldım. İkisini tavuk de kalbini kırmadı. Evet. Vay be, kaynattım, ben de tavuk suyuyla seviyorum. İnan ki Kaynattım suyunu pilavlara koydum. Etini de pilavın üzerine dittim. Oh, İkisini Ahmet de amca. Kalbini kırmadım. Kızımın hatırı olsun diye. Peki buradan kızınıza Aysel Kabağ'a seslenir misiniz? Sevgili seyirciler, Balıkesir'den kayıp olan Aysel Kabağ'ı arıyoruz. Neydi beyefendinin adı? Ertan İrican isimli kişiye kaçtığı iddia ediliyor. Bu kişi belki de sosyal medyada Tamer ismini kullanıyor. Bir sahte at. Buradan kızınıza seslenin lütfen. Hadi Ermen seslenin. Ayşe kızım ne olursan gel. Hayatından endişe ediyorum. Benim biricik kızım. Gel ne olursun. Hayatından endişe ediyorum. Senin her istediğini önüne serdim. Evladım dedim. Bağrıma bastım. Bu buydu. Gel evladım gel, baba yurduna dön, baba ocağına dön. Huzur içinde yaşayalım. Ben bugünler için çalıştım, huzurlu olmak için çalıştım. Bu kadar, bu kadar benim diyeceğim bu kadar. Gel kızım gel, gel ne olursan kabulümsün. Neden sen bize bu yaptın? Neden bizi yüzüp koyun bıraktın? Neden? Neden kızım? Vasfiye teyze siz bir şey söylemek ister misiniz? Aysel yavrum gel. Ne olursan ol gel. Eme ölü müsün? Eme diri misin? Nasılsın? Ne yollardasın? Bilmiyorum seni.
Sen ne olur gel yavrum. Nerelerdesin? Nerelerde yaşarsın? Bilmiyorum. Kiminlesin? Hangi durumdasın? Bilmiyorum. Satıyorlar mı? Ne yapıyorlar? Her şey olabilir. Yani ha, işte. Her şey aklıma geliyor ama kimseye bir şey diyemiyorum. Bahsettiğiniz de hani böyle biraz saf. Hani saf demeyeyim de daha kandırılabilir, kolay ikna edilebilir işte insanlar vardır. Ya da karşı tarafı hep mutlu etmek için kendine aşırı ödün veren biri olduğu için de belki mağduriyet yaşayabilir. Bilemeyiz. Aysel Kabağı arıyoruz. Gören, tanıyan, bilenlerin ihbarlarını bekliyoruz sevgili seyirciler. Telefon numaralarımız. Hem WhatsApp ihbar numaram hem de telefon numaram şu anda ekranda yazıyor. Kalsın arkadaşlar orada. İhbarları bekliyoruz. Sizi buradan uğurlayacağım. Tamam. Hiç yor ya da böyle gelir misiniz? Biz hadi mi? Gelin böyle. Tamam. Gel Ahmet amcacığım. Tamam. Geldim geldim. Kim başvuru yaptı programa? Ha? Kim aradı? Biz yaptık. Biz. Ekrandan numarayı mı alıp? Bak. Ben kızıma dedim ki, küçük kızıma. Kızım dedim, Esra'nın numarasını bana buluver. O da internetinden buluverdi. Ben babasına de telefon verdi. Ettim. Artık çıktım. Peki, o zaman söyleyelim şimdi ekranda biliyorsunuz ki. Sürekli telefon numaralarımız yazıyor. Yani Allah mecbur etmesin ama ihtiyacınız olursa diye kaydedelim. Evet, bak, teşekkür ederim. Kızıma, küçük kızıma bıraktım da geldim. İnan ki bir şey olursa diye ödüm Allah patlıyor. Korusun, dikkat edin, bir tane zaten merdiven var önünüzde. Ahmet amca gel. Tamam canım, maşallahınız var sizin. Serap Demir geliyor sevgili seyirciler. Bir kadın hikayesiyle devam edeceğiz programa. Uzun yıllardır evliliği var. Eşim çift karakterliydi diyor. Yani bir bakıyorsun dünyanın en iyi adamı, bir bakıyorsun canavara dönüşmüş. Bu evlilikten dünyaya gelen çocuklarım var ama en son ayrılık kararımla 2,5 yaşındaki kızımı kaçırdı diyor. Kızını aramak üzere programa geldi Serap Demir. Buyursunlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun Esra lütfen. Teşekkürler. Adana'dan geliyor Serap Demir. 30 yaşındasınız. 15 yıldır evlisiniz. 13, 6,5 ve 2,5 yaşlarında 3 tane de çocuğunuz var. 2 Ocak'ta evi terk ediyorsunuz. Evet Esra ablacığım. 15 yıllık evlilikte 2 Ocak'ta ne oldu da artık? Hani Serap dedi ki tamam benim bu tahammül noktam, sabrımın bittiği yer dedi. Esra ablacığım şöyle öncelikle başlayayım. Zaten 15 yıldır yani evliliğin başından beridir hiçbir şekilde hayır görmedim yani. Cezaevine gitti bekledim. Çalıştım ailesinin yanındayken. O şekilde büyüttüm çocuklarımı. En son dayanamadım yani cezaevinden çıktı. İşte aileme yerleştim. Dedim ki sorumluluğumu alır artık çalışır dedim. Ama bir türlü olmuyor yani psikolojik nedenlerinden dolayı yani hakareti. Küfürü hiç bitmiyor. Sürekli hep azarlama. Mesela şu an kızım 13 yaşında. Hiçbir şekilde yani baba sevgisini göstermiyor. Seviyor ama sorumluluk alıp da çalışmıyor. Ben her söylediğim zaman mesela diyorum ki sabah çık akşam gel evine. O zaman kahvaltını hazırlanmazsa mesela yemeğini çamaşırını yapmazsa o zaman de ki hani ne diyorsan de. Yani şu an her şey üst üste geldi artık dayanamadım. Kızım yani dedi anne dedi böyle olmaz bu, dedi. Eşim çift karakterli bir insan. Çift karakterli demişsin. İşte dediğim gibi hani akşam çok iyi oluyor. Sabah bir bakıyorum ki küfürlen, hakaretlen. Yani kızım bile şaşırıyor diyor anne diyor ben bir gün korkuyorum sana bir zarar verecek diye. Çok şekilde affettim merhametimden dolayı sevdim hani dedim çocukların hatırı hürmetine yani. Onun bunun hatırı hürmetine. Ama olmuyor. Yaklaşık işte bundan 3 ay önce yine aynı sorunlarımız oldu. Abisi sağ olsun işte destek verdi. Onu şeye yatırdı ruh sağlığına. Bir 4 gün süreç işte orada kaldıktan sonra dedi tamam düzelir falan. Bir de maddi durumumuz biraz fazlasıyla kötü olduğu için abisi hani kaç aylığına kiramızı ödedi. Ondan sonra bakkala söyleme sahip borç yapmıştık. Onu ödedi. Ama çıktı adam yine aynı şekilde ama hiçbir şekilde ben ailesine onu kötülemedim demedim. Hani yine eski kötü alışkanlıklarına başladı. Anladım. Vesaire hani bu şekil yaptı. Çektim yutkundum. Dedim artık yeter dayanamıyorum. Bir kadını çaresizim yani çok çaresizim. O aileden uzaklaştıran defalarca gördüğüm için hani deneyimlediğim için ve duyduğum için söylüyorum. Ekonomik koşullar değil sevgisizlik. Ve aynen değersizlik öyle. Görmek aynen mi öyle o evlilikten uzaklaştırıyor? Aynen. Yani 13 yaşında kızım
Yani hiç sevgisini görmüyorum. Yani bir gün olsun okul mesela hiç sınıfını bilmez, okulunu yani işte 2 hafta zaten geride kaldı. Yani diyor anne ben korkuyorum okula gelecek yine aynı şekilde bağırıp çağıracak. 3 ay önce yine kendi annem günün kapısının önünde çocukların gözü önünde kendine sesli zarar verdi. Hani kaybetmemek için yani seven adam böyle yapmaz ki. Eşine zarar vermez. Sana.